Kurban Bayramı'nın birinci günü Antalya'da sevenleriyle buluşan Sibel Can, verdiği muhteşem konser sonrasında sadece programımıza konuştu. Sahneden sonra Allah'ın bir kulu beni giydiremezdi. Arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu'nun Sibel Can'la gerçekleştirdiği bu çok özel havuz başı sohbetini birazdan sizlerle paylaşacağız. Ama şimdi en başa, konser öncesine gidiyoruz. Ondan kimselere yar olmaz. Işıl ışıl parlayan derin göz dekolteli bayramlığıyla çıkıyor karşımıza güzel şarkıcı. Çok affetsin sen sevgilim, seni nasıl sevdim, yaptıkların beni aşmış, ben nereden bileyim. İki bayramı bir arada kutluyoruz. Öncelikle bunun altını çizelim hayırlısıyla. Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl ard arda yaşanacak olması çifte bayram yaşattı tüm ülkemize. Ancak Sibel Can için özlemlerle yüklü bir bayram olmuş bu yıl. Özlediklerim çok. En çok da rahmetli anne babasına olan özlemi sarmış Sibel Can'ı. O çok zor geliyor insana. İşte çocuklar birazcık neşelendiriyor. Bir nebze olsun hep bir tarafımız yarım. Bunu yıllardır hep söylüyorum. Ama annesini babasını kaybeden, yakınlarını kaybeden herkes bilir ki bayramda olsa, ah keşke onlar da olsa, herkes der bunu. Bırak acı çekeyim, bu sevdanın yolunda. Özellikle bayramlarda anne babasına olan hasreti daha da katlanıyormuş Sibel Can'ın. İnsan kendini hep böyle bir yarım, bir öksüz hissediyor. Ama çocuklarla biraz kendimize geliyoruz. İşte ne bileyim, Emir güldürüyor beni, Melisa bir şeyler yapıyor. Bu kısa tadımlık sohbetin ardından sahneye uğurluyoruz Sibel Can'ı. Ancak başta da belirttiğimiz gibi konser sonunda çok özel bir sohbet bekliyor bizi. Birbirinden güzel şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere keyifli bir bayram akşamı yaşatıyor Sibel Can. Terk edip gittiğinden beri kalbime bakma aşk girmedi. Konserin ardından kıyafetini değiştirir değiştirmez bizi kırmayıp tekrar kameralarımızın karşısına geçiyor güzel şarkıcı. Sonra Allah'ın bir kulu beni giydiremezdi. Çok teşekkür ederim. Çok merzi, sağ olun. Çok şıksınız. Sahnedeki kıyafette bu da. Sağ olun, çok merzi. Günlük havaalanında gelirken bunu giymiştim. Bunu da görmüş oldunuz. İşte benim bayramlığım efendim. Çok güzel. Bayramlığım, ayakkabılarım, bayramlıklarım, küpelerim. Bayrama çok özel şey. Bunlar. Tabii ben kendime bayılırım bayramlık almaya. Bayramlık cicileriniz çok yakışmış Sibel Hanım. İnsan kendisini şımartmalı ara sıra. Özellikle de bayramlarda. Öyle çok severim. Alıştırdı beni anneciğim babacığım, Allah rahmet eylesin. Her bayram iki kız kardeşiz biz. Her şeyin en güzelini almaya çalışırlardı. Gerçekten bizim mahallemizde de böyle fark edilirdi. Anne babasının aldığı bu bayramlıklar kız kardeşine tatlı bir kıskançlık duymasına sebep olurmuş Sibel Can'ın. İkimize devamlı böyle ikiz gibi aynı kıyafetler. Ben bir başka alırdım. Hayır, ben başka kıyafet istiyorum diye, ama bunu söylediğimde böyle bir 7 yaşında falan. 7 yaşından sonra benim kıyafetlerim başka oldu. Tutturdum çünkü çok ağlıyordum. Ancak bu sorunun giderilmesi kesmemiş küçük Sibel'i. Bakın nasıl muziplikler yaparmış kardeşine. Ama yine aklım kız kardeşimin kıyafetlerindeydi, ayakkabılarındaydı. Mutlaka ayakkabısının bir yerini böyle bir çizerdim. Ne bileyim, böyle çoraplar falan olurdu. Çorabını saklardım. Öyle bir huzurluklarım vardı. Kız kardeşi de pek altta kalmazmış bu bayramlık çekişmelerde. İnanılmaz inatçıdır benim kız kardeşim. Hala o inadı devam eder. Şey yapardı. Ben tabii ayakkabısını, işte çorabını saklayınca o da benim ne bileyim elbisemin tamamı, yani her şeyi saklardı. Bayramlık giyeceğim, yok. Giyinmemiz lazım. Hiç ben bilmiyorum derdi ama hiç bulunmayacak yerlere koyardı. O da inatçıydı. Öyle bir şeylerimiz olurdu ama çok güzel, insan o günleri de arıyor. Sizin çocuklarınız arasında da var mı bu çekişmeler Sibel Hanım? Gerçi onlar artık kocaman oldular ama. Melisa Emir'i işte giydirdi. Ne bileyim, pantolonunu giyiyor Emir üstüne. Ondan sonra diyor ki, Emir'cim şu tişörtü giy bence. İşte saçını şöyle yap, böyle yap. Yani erkek kız olunca daha farklı oluyor. İki kız olunca biraz da çekişme oluyor.
Aralarında kıyafet çekişmesi yaşanmıyor ama özellikle Emir bayramda canından bezdiriyormuş annesini. Bakın nasıl. O kadar böyle canıma tak ettirir, ikide bir. Çünkü para istiyorlar. Arif'i öpüldü. Bugün sabah öpüldü ve harçlıklar alındı. Şimdi yarın beni dört göz bekliyorlardır kesin. Yani kapıyı açar açmaz ellerimi hemen ikisi birden kapıyor. Yani çok şekerler. Meclis tamam korunsun bey, hayat kısa neşeye gel. Oğlu Engin Can Amerika'da. Ancak o da günler öncesinden bakın nasıl kapmış bayram harçlığını. Hadi git anneciğim sen bekleme beni diyorum. Geçiyorum pasaportun oraya. Anne biz niye dedi. Ne oldu dedim. Bayramlaşmadık senle falan dedim. Neyse o da orada elimi öptü. Herkes de bakıyor ne oluyor diye durup durup el öpmeler falan. Malum geçtiğimiz günlerde Amerika'da eğitim gören oğlu Engin Can'ın yanına gitmişti Sibel Can. Engin Can'ın çok önemli bir haftasıydı o. Her öğrencinin ailesi, mutlaka ailesinden birileri geliyordu. Ona göre programlamıştık. Ve tam da şeye denk geldi, Orhan abinin gecesine denk geldi. Biz de tam onu soracaktık Sibel Hanım. İyi oldu konuyu açtığınız. Herkes evet. Sibel Can neden yok diyordu Orhan Gencebay'ın gecesinde. Bundan dolayı Engin Can orada yalnız kalsın hiç istemezdim. Çünkü herkesin annesi babası orada oluyordu. Aileden mutlaka biri olmalıydı çocuğumun yanında. O hafta bir başka heyecan daha yaşamış Engin Can. O hafta Obama da geldi Engin Can Üniversitesi'ne. Orada bir ziyarette bulundu. Tanıştınız mı? Yok tanışamadım. Ne yapayım? Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz Sibel Can'a. Hayranlarına 3 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem bir konser vereceğini hatırlatıp veda ediyoruz güzel şarkıcıya.